Merhaba sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki burcumuz Yay. Sevgili yaylar, Aralık ayında enerjileriniz iyi, kararlarınız net, ilişkiler başarılı. Özellikle de aşk ilişkilerinde fırsatlar dönemi. Özgüvenimiz yüksek, korunduğumuzu hissedeceğiz. Hitabetimiz güçlü, popülaritemiz yüksek. Güçlü bir ay ve üstümüzde en önemlisi yaratıcı güç bulacağımız bir ay. İlişkilerimize gelince, ilişkilerimizle alakalı bir netleşme dönemi. Duygularımızı tartmak için, karar vermek için ilişkiye devam mı edeceğiz yoksa sıkıntı yaşadığımız ilişkiyi bitirecek miyiz? Bunu görmemiz gerekiyor. Duygusal hayatımızla ilgili iletişimimiz güçlü. Evli yaylar için eşlerinin hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Gündemimiz eşlerimiz olacak. Yani bekar olanlar ve ilişki yaşayanlar ya da platonik olanlarla alakalı da karşı tarafla ilgili bazı paranoyalar yapabiliriz. Hani bize karşı düşünceleri, duyguları nedir diye çok fazla kafaya takıp sevdiğimiz insanlardan uzaklaşma durumumuz gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Bunun haricinde enerjimizi yüksek tuttuğumuz takdirde de özellikle ilişkide olmayan, yalnız olan yaylar için de yeni biriyle tanışma ihtimali gözüküyor. Evet sevgili yaylar, şimdi iş hayatımızla ilgili devam etmek istiyorum. Kartlarımı iş hayatıyla ilgili çekiyorum. İş arayanlar için güzel anlaşmalar, güzel para haberleri, önemli imzalar atabileceğimiz bir dönem. Elimize toplu para geçebilecek bir dönem her şeyden öte. 20'sinden sonra ayın sonlarına doğru ticari hareketlenmeler olacak gibi gözüküyor. Eğer kendimize ait bir iş yaparsak özellikle işimizin bereketi artacak gibi gözüküyor. Bunun haricinde yani işle ilgili özellikle çalıştığımız yerle ilgili bazı sıkıntılı durumlar olsa bile bunlar hayrımıza gelişecek. Yani o anda bizi mutsuz etse bile sonrasında iyi ki bu şekilde olmuş diyebileceğimiz bir durum olacak. Süre gelen maddiyat ve işle alakalı davalarımızda da doğru hakimlerle, doğru avukatlarla karşılaşacağız ve durumumuz iyiye gidecek gibi gözüküyor. Gelir gider dengelenmesi için bazı fikirler oluşturacağız. Bütçeler yapacağız. Ve son yıllarda parasal anlamda daralma yaşamış gibi gözüküyoruz. Parasal anlamda sıkıntılar yaşadık. Fakat bu sorunların çözüleceği döneme geldik. Gelirimizde artış var. Ve hızlı bir şekilde artık bu parasal sorunların sonuna geliyoruz. Maddi konularda ve aslında pazarlıklarda şanslı olduğumuz bir dönem. Bu şansı da lütfen değerlendirelim. İşle alakalı paniklediğimiz durumlarda, hani istifa etmeyi düşündüğümüz durumlarda bile bir anda işler iyiye gidebilir ve terfi alır konuma da gelebilirmişiz. Ailede bir hani duygusal anlamda birbirimize bağlanma, bir yakınlaşma, hani ailemizi çok fazla düşünme, hatta aileyi takıntı haline getirme durumumuz gündeme gelecek. Sosyal hayatımızda sevdiğimiz insanlarla çok fazla vakit geçirmek isteyeceğiz. Özellikle her şeyi yani bir arada yapmak isteyeceğiz. Yani neredeyse çalışmaya bile birlikte gitmek isteyeceğiz. Ya da çalışma arkadaşlarımızı sosyal hayatımıza götüreceğiz. Aşık olduğumuz insanı sosyal hayatımıza çok fazla, ilişkide olduğumuz insanı sosyal hayatımıza çok fazla katacak gibi gözüküyoruz. Ama keyifli zamanlar, sık sık bir araya gelmeler, yakınlaşmalar, güzel zaman dilimleri geçirmeler gözüküyor. Ya çok fazla görüşme, çok fazla toplantı, çok fazla sevdiğimiz insanlarla bir araya geliş gözüküyor. Aralık ayında sevgili yaylar için. Ayrıca yaylar gezmeyi sever. Bunu hepimiz biliyoruz. Aralık ayında da bol bol
gezme fırsatları geçecek karşımız, ya yani önümüze çıkacak. Bol 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 gezeceğiz, bol bol seyahatler planlayacağız ve sevdiklerimizle de bu seyahatleri gerçekleştireceğiz. Yalnız seyahatler de olmayacak, kalabalık ve hani sosyal anlamda yoğun seyahatler yaşayacağız gibi gözüküyor. Bu arada dikkat etmemiz gereken bir konuda konuşulmayan bazı şeyler ortaya dökülebilir. Bunlar kontrol dışı konular. Yani kontrolümüzde gerçekleşmeyecek, bir anda ortaya çıkacak. Paniklemeyelim. Gizli düşmanlıklar edinmiş olabiliriz. Farkında olmadan insanlar bize düşmanca tutumlar sergileyebilirler. Dedikodular, arkadan iş çevirmeler gündeme gelebilir. İnsanlara karşı evet çok sosyaliz, çok eğleniyoruz ama insanlara karşı da dikkatli olmamız gereken ve yani hem dikkatli olmamız gereken bir dönem hem de bozulmadan bir şey olmamış gibi devam edebilmeliyiz. Yani bu gibi olumsuz durumların çok da etkisinde kalıp depresyona girmemeliyiz açıkçası. Sağlıkla alakalı durumumuz biraz hassas. Yani ciddi bir sağlık problemi olmasa da ruhsal sağlığa dikkat etmemiz gerekiyor. Bu aralar takıntılı olabiliriz. Mutsuz inişlerimiz olabilir. Bu yüzden eğlenceli insanlarla, dert, tasa, sıkıntı yaratmayan insanlarla görüşmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sıkıntılı konulardan, durumlardan, insanlardan, bizi daha da depresyona sokacak konulardan uzak durmamız gerekiyor. Tabii ki ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyelim demiyorum ama olayları kişiselleştirmeden, olayların dışında kalarak desteklemelerde bulunun çevrenizdeki insanlara. Zaten artık hani yani yaylar şanslı burçlardır. Hani insan tanıma konusunda da derslerinizi aldınız. Karşınızdaki insanları çözümlediniz. O yüzden artık hani kendinize güvenebilirsiniz rahatlıkla. Yani büyük beklentileriniz var, okey, ama büyük, önünüze gelecek olan fırsatlar da büyük. Yani bugüne kadar yani önünüze çıkan engeller de kalktığı için artık şansınız açılıyor. Ve şöyle bir durum var son olarak da. İlk günler olumlu kararlar ve hayatınızı değiştirme isteği içerisinde olacaksınız. Yani ayın ilk günlerinde sürekli bir değişim süreci olacak gibi gözüküyor. Ama bu kararları verirken bir şeyler yapma konusunda acele etmeyin diyor kartlar. Çünkü ayın ortasından sonra olayları gerçekleştirmek için daha şanslı ve daha güçlü olacak olarak gözüküyoruz. Ya ve bu arada da yani duyabileceğimiz bazı olumsuz haberlerden, olumsuz durumlardan da etkilenmeyelim. Özellikle hayatımızdaki kadın karakterlere dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor kartlarım. Bu bir kadın yönetici olabilir, annemiz olabilir ya da yakın bir kadın arkadaşımız olabilir. Bu insanlarla alakalı çeşitli maddi konularda gerilimler var. Mesela işte yöneticimizle zam konusunda gerilebiliriz. Ailemizle maddiyatımıza dikkat etmemekle alakalı. Ya da yakın arkadaşımızla alakalı böyle yani hep maddi konularla alakalı ve hayatımızdaki spesifik insanlarla alakalı minik sıkıntılar, minik gerginlikler yaşayabilir gibi gözüküyoruz. Ben daha çok bir tasarı ayı olması gerektiğine inanıyorum Aralık ayının. Yeni başlangıçlara hazırlanma dönemi olmalı. Yani evet yeni başlangıçlar kapıda, yeni başlangıçlar geliyor ama yani bunun şansla ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için önümüzdeki ayları beklememiz gerekiyor gibi gözüküyor. Önümüzdeki aylarda bu durumları tekrar gözden geçireceğiz. Ve yani yay burcunun yani yay burcuyla alakalı olarak aşk konularına, sağlık konularına ve duygusal konulara göz atacağız. Bununla alakalı da Aralık ayı için söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi bir ay, mutlu bir ay geçirmenizi diliyorum.